Günaydın. Anneme kahvaltıya geldik. Bakın ne yapmış. Bayat ekmek pizzası yapmış. Şekli de böyle çiçek gibi duruyor. Çok güzel. Burada zeytin, peynir, domates, karpuz. Bir de hava soğuk diye tarhana yapmış. Çünkü burada yağışlar var bakın. Bugün burada serin. Kampanyası yok mu? Yok. Kabine koydum eski badine. Kampanyamız yok. Şimdi ne getireceksin acaba? Profilo değil mi bu? Maalesef. Bu kampanya boşta varmış. Bizde yok. Aa, eskiyi 40 liraya almıştık. 10 lira say bari. Saymam. Ay ne fena. Saymam abi. Niye sayayım? Onu satmışım. O iş geçmiş artık. İrem şu an seni blogda izliyorlar. Diyecekler ana ne fena. Kız çekiyor mu şu anda? Evet. Allah kahretmesin. Öyle her yerde kamera olabilir benim olduğum yerde. Dikkat ya. Edin. Kim lastiği nasıl olmuş? İyi. İyi mi kötü mü? Kaldı mı gördün mü? Ay işte kumaş daha rahat. Şu şey kumaş parçasıydı mı? Var mı? Sıkıyor. İnsan arkadaki butikçi kızın tipine bak. Yağmurda ıslandığımı belirt. Ben butikçi. Sırılsıklam olduğumu söyle. Hayır belirtmeyeceğim. Bu ev böyle bakımsız bir butikçi diyeceğim. Hayır değilim. Normalde değilim. Bakayım beğeneceğiniz var. İrem'e bugün gelmiş. Seçi şöyle tutsana aşkım. Tutucu. Şöyle yapacağım. Ben o kadar yapamam. Sen ayarla ben tutarım. Nasıl gömleğim? Ay vallahi vlogtan daha güzel görünüyor normalde. Beğendin mi sen? Normalde daha mı? Ha? Normalde daha güzel. Bak kamerada böyle biraz basık görünüyorum. Şöyle yapayım mı? Güzel mi? İrem'e bugün gelmiş. Siftah yaptım. Bu böyle penye gibi görünüyor ama değil şey. Ne kumaşı? Gömlek kumaşı. Ay çok prenses gibi oldum değil mi? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Beni eşim arıyor müsaadenizle. Ay sorduk mu acaba buna seni kim arıyor diye? Ay çok beğendim Biremcim. Şöyle aynayı çevireyim böyle görün. İrem. Bakın aynada toz var bak. Ya her gün siliyorum ben orayı ama toz. Demek ki günde iki kere sileceksin. Güzel oldu güzel. Sevdim ben böyle fırfırlı kolları çok severim. Tamamdır. Şimdi kolye olmadı değil mi? Bunu değiştirelim. Yalnız soru soruyorum ya size. Sami hemen onu soruyorum sanıyorum. Benim burada arkadaşlarım var Sami. Yalnız sanma beni burada. Selam söyledim. Şimdi koyalım. Ne takalım? Böyle fiyonk bir inci takalım mı? Aldı. Bakalım şimdi. İki seçenek sunayım size. Siz bu bluzun bir daha giydiğimde de. Bu nasıl? Bu mu olsun? Başka? Üzüm küpe. Ay bu da olabilir. Sami sence üzüm küpe mi? Fiyonk mu? Fiyonk eder. Neyse size bir seçenek daha sunayım. Dur şunu.
falan yalamadım ya takarken. Gerçi denenmedi ama. İkinci seçenekmiş bunu. Kolan yaladım, bir daha takayım. Bu mu? Aa, aslında evde böyle barok incilerim vardı büyük. Küpelerim, onu da takabilirdim. Bu mu? Bu da olabilir. Şimdi Sami bugün bir küpe yapıyor, o da çok güzel. Size gösteririm bitince. Abla bu kardele terzi nereden? Burada terzi Faruk var. Buradan başka şey var mı? Başka terzi yok. Yok, kinaza var mı? Böyle. Hayır, yan pasaj var bir de, öz atalay var. Tarafta. Evet. Yalnız bizim buraya plaza dedi beyefendi. Aa, plaza demiş dükkanımız. İlk defa öğrendim. Bu maskelerden de şuralara hep insan. Bu mu? Bir daha bu beyaz gömleği giydiğimde sizin seçeneğinizi kullanırım. Bu mu? Bu değil mi? Bence bu. Fiyonk. Tamam. Sami Usta'yı dinliyoruz bugün. Fiyonk küpeyi takıyoruz. Tamamdır. Bir daha böyle göstereyim gömleğimi. Ay ben niye böyle, bütün kadınlar böyle acaba? Şu fırfır olayını çok seviyorum. Böyle fırfır. Aynur abla burada olsa kesin onlara da alırdı. Şimdi yurt dışı kargolarımız var. Bunlar gidecek. Diğeri nerede? İnstitörde. Heh, burada. Bir kere gittim kargoya, geldim. Yeni mi geldi? Evet. Şimdi mi geldi? Evet. Aa, iyi bak, hazırda fazladan vardı. Sipariş gelmiş Trend Yolda, üzüm küpü hemen hazırladı şimdi. Girişimizi de yapalım. Yarın da onun kargosunu çıkartırım. Bilmiyorum artık Türkiye içine mi yurt dışına mı çıkar. Bilmiyorum. Akın abi. Yan esnaf komşumuz. Vlogtasın. Dün vlogta görmüştünüz. Temizotu sirkeli suya basmıştım. Sonra akşam ablamdan gidince onları ben de bir daha tek tek yıkadım. Sabaha kadar süzüldü. Şimdi bugün salata yapacağız o temizotlarıyla. Yağ getirdim, küçücük yağ şeyde, kavanozla. Limon getirdim, salatalık getirdim. Hemen burada vitamin kaybı olmasın, doğrarız. Seçil'le birlikte yeriz diye düşündüm. Sami yemez zaten. Çok iyi düşünmüşsün aşkım. Sami yemez zaten. Onu öyle şeyler bozuyor. Sevmiyor yani. İhtiyacı yok. Yiyor adam. Bugün o semizotu salatasını yeriz. Öğlen yemeğimiz o seçildi. Sabah da ekmeksiz tarhana içtim. O gördüğünüz o şeyden, bayat ekmeklerden yaptığı annemin pizzadan yemedim. Öyle bakalım. Azıcık böyle birkaç kilo versem yine yeridir yani. İyi olur. Öğlen yemeğimiz bugün hazır. Annemin acı sosu, yanına semizotu salatamız. Ve boş kap. Finish, bitirdik. Yeni bir küpe modeli buldum Sami'ye. Onu yapıyor. İnanılmaz zor ama. Ya şimdi şu gördüğünüz halkanın içi oyuk. Yani böyle bir kanal gibi. Onun içine incileri oturtmak. Bakın ama çok güzel. Şimdi bunlar altın kaplansın. Bir o kadar daha güzel olacak inşallah. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Baksana abi, kaç saattir? 2 saat oldu değil mi bununla uğraşıyorsun? Olur. Baksanıza bitti, ne kadar güzel oldu. Ay çok beğendim. Şöyle şey de sallanıyor da, bakın şöyle. Ay Sami, ellerine sağlık, çok güzel hayatım. Ay bu da afiyet olsun diyor bana her seferinde. Ay çok beğendim, çok güzel. Ama takamadım. Şimdi mesela sizde normalde halka küpe, biraz farkında mısınız? Hani böyle yorumlar geliyor, daha böyle kaynaştık ya takipçilerimizle, sizlerle yani. Takipçi de demek istemem, o bana böyle daha soğuk geliyor. Hani böyle arkadaş gibi olduk artık yorumlarda. Siz yazdıkça ben daha bir relax oldum, daha rahat konuşabiliyorum artık. Ama takamadım. Sami'ye bir taktır. Geliyorum. Sami, şunu yapar mısın?
bakın şimdi sizde normalde bu küpe şöyle duruyor. Görüyor musunuz? Şu şekilde duruyor. Benim kulak deliğim yanlış deliğindiği için bende küpeler şöyle açık duruyor. Yani küpe şöyle duracağına şöyle hafif duruyor. Daha önce de bahsetmiştim. Sami bana halka küpe yaparken böyle arka vidasını yamultuyor, yamuk tutuyor. O zaman düzeliyor. Bak böyle duruyor bende. Sizde yani benim gibi çok az kulak geliyor kulak deldirmeye gelirken. Sizde şöyle duruyor. Şöyle yapayım. Böyle duruyor. Ama çok güzel. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bunu şeye koyarız şimdi. Trendyol'a koyarız. Üzüm yüzük de yaptı Sami. Şu an 2-3 tane yaptı. Ama kaplamaları tam bitmedi. Onları da göstereyim mi size? Yani bunlar şu altın kaplandı ama üst çivileri takıldıktan sonra tekrar kaplıyor. Şöyle üzüm yüzükler de yaptı. Çok eski bunları da hatırlarsınız. Hani üzüm küpeleri takımları olurdu böyle. Düğünlerde, nişanlarda bunlar takılırdı gelinlere. Bunlar da güzel oldu. Ama tam dediğim gibi tam bitmedi. O yüzden böyle elimde çok gösteremiyorum ama şöyle duruyor. Daha bitmedi. Neyse ben piyon küpelerimi takayım. Seçil'in de eltisi geldi. Onunla sohbet ediyorlar. Bakın bakın eltilere bakın. 2 tane elti nasıl sohbet ediyor. Benim eltim yok burada diye beni kıskandırıyorlar. Çatladım hatta. Biraz seninle muhabbet edelim. Hoş geldin Emine'cim. Ne haber? Hoş bulduk. İyiyiz. Sizden ne haber? İyi biz de. Evet şimdi Emine ile oturalım azıcık sohbet edelim. Evet. Bakın biz de bugün niye müşteri çok az diyoruz. İnsan bekliyoruz, müşteri bekliyoruz. Yağmura bakın nasıl yağıyor İzmir'de. Fethiye Caddesi bile bomboş olmuş. Olan insanlar da zaten kenarlarda. Sanırım Türkiye genelinde yağış varmış ya bu hafta. Şemsiyeciler de hemen çıkıyorlar yağmur yağınca. Bugün 2 dükkan bakıyoruz Sami ile. Serdal abi de tatile gitti. Müşterisi geldikçe 10 dükkanı da açıyoruz. Kapatıyoruz sonra tekrar. Seçil ile şimdi ortada oturuyorduk. Mehmet abi geçti elinde çaycımız burada aşağıda Mehmet abi. Elinde böyle yeşil yeşil çaylar var. Hiç de böyle kivi çayı içmemiştim. Kivi çayı derken işte renkler derecelidir zaten de. Ay Seçil kız dedim içelim biz de kivi çayı dedim. İkna ettim onu da. İlk defa içiyorum. Sucuk. Ay güzel. Aa şekerli değil. Şekerli dediniz. Değil. Ben de bir tane dedim. Değil. Zaten bunu bilmiyorum. Nereden bir şey? Güzel. Kesin sağlıksızdır ama güzel yani. Biz çıktık dükkandan. Şimdi geçen gün annemin bir kek kesmek için bir aparat bulamamıştık ya. Onun için Jail'a uğradık. Ama Sami yanlış Jail sanmış. Küçük Jail'a getirmiş beni. Şimdi buradan bir çiçek alacağım. Çok güzel bir ay çiçeği beğendim. Bir bakacağım benim balkonumda olur mu soracağım. Onu alacağız. Buradan büyük Jail'a gideceğiz. O anneme pasta malzemesini alacağım. Bu arada ben şey için açtım şimdi kamerayı asıl. Çekiliş sonucu için. Berrin Köksal değil mi Sami? Evet. Evet, kazanan arkadaşımız o el yapımı çantayı Berrin Köksal. Bana Instagram'dan DM'den iletişime geçerse çok sevinirim adres bilgilerini almak adına. Instagram adresimiz sarraf.sami.nilgün. Yine buraya da unutmazsam yazacağım. Berrin Köksal. İyi günlerde kullansın inşallah. Güzel günlerde kullansın. Dediğim gibi yurt içi yurt dışı fark etmiyordu. Bilmiyorum kendisi nereden katıldı. Bana iletişime geçerse çok sevinirim. Çiçeğinden bundan 5 tane. Tamam. Bunlardan annem istedi, onu alıyoruz. Beyazdan alayım. Yalnız baksanıza çiçekçiye. Beyaz. Nasıl anlıyor çiçeklerden? Annemin zevklerini de biliyor, o seçiyor.
ben de alayım. Hangisini vereyim? Şu güzelmiş. Bakın bundan bende var. Çekeyim sizin için de biraz. İçiniz açılsın. Bunlar da lavanta herhalde. Gelin ön tarafa, benim istediğim çiçeği göstereyim size. Aldı Sami, daha doğrusu bizimki poşette. Bakın bundan aldım. Çok güzel. Ay çiçek çiçeği. Adı da öyle geçiyor. Ay çiçek çiçeği. Ay çok beğendim. Burada petunyalar. Burada pembe petunyalar. İçerisi de var. Burası bayağı büyük. Sırf çiçek. Kamerayı da sileyim arada da. Bunlar da şey. Aa, niye adını unuttum ben bunun? Biliyordum, neyse. Unuttum. Burada sardunyalar. 15 liraymış. Var sanırım Sami. Burada ortancalar. Şimdi anneme aldıklarını da ödesin. Burada kırmızı güller. Bakın burada da saksıları var. Buranın saksıları da güzel. Şöyle kocaman bir yer. Tamam, geliyorum. Burada böyle saksılar var. Ne kadarmış fiyatları? 55 lira şunlar. Böyle burası hep saksı. Orkideler. Ay, ortancalara bakın. Burada da kaktüs, sukulent çeşitleri var. Baksanıza. Çok severim ortanca çiçeğini. Geldik. Burası diğer ceyil daha ufak. Burası çok büyük. Yani burayı gezmeye kalksan, bakın şöyle buradan arkaya kadar ve üst katları var. O yüzden burada hemen kısacık işimi halledeyim, çıkalım. Değişik bir saksı. İçinde su haznesi var. İlk defa gördüm. 24.90'mış. Bunu ablam için çekiyorum. Bahçesine istiyordu. Bahçe ürünleri de var. Aç bir daha Sami, bir göstereyim. Güzelmiş. Silex gibi. Burada 400 lira boyutu. Sizce yıldan altlarını hemen kısa göstereyim. Bu yamuğu hemen kapatıp atacağım çünkü. Annemi şu kesme, pasta kesme şeyinden aldım. Şöyle kesiyor, ondan aldım. Ondan sonra karavan için şöyle meyve kesmeye, şöyle plastik ananaslı bir tabak aldım. Dükkana bardak aldım. Balıma mama aldık, bunu deneyeceğiz. Salak kalem, balıma ödül maması, kolonya, sonra anneme şu pastanın üzerini düzleştirmek için spatula, balıma top, bunun dışında burada çikolatalar var. Şunu göstereyim size, bu çok ilginç. Bunu ben geçen görmüştüm. Aa, ama kurulu değil. Bunu yarın köylümde göstereyim size. Bu şey, karavan için tabak yıkama aleti. Şöyle bulaşık yıkıyorsunuz içinde. Kalan suyu da şuradan nasıl diyorlar? Akıtıyorsun. Akıtıyorsun şuradan. Yani böyle bir nevi elde bulaşık yıkama makinesi gibi bir şey. Ama çok kullanışlı. Alttan. Neyse göstereyim. Yarınki vlogumda inşallah unutmayacağım. Göstereceğim size. Çıktık, şimdi eve gidiyoruz. Anneme gidiyoruz daha doğrusu. Yemek yiyeceğiz. Oradan sonra eve yine çıkarız. Ben şimdi bu vlogum çok geç olmasın. Bir an önce sizlerle paylaşayım istiyorum. O yüzden burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun inşallah. Görüşürüz.